dur. Oha oha. Sabah kaçta çıkacağız? Sabah en geç 6'da çıkacağız buna. 6'da? O zaman ben 4.30'da kalkacağım. Vallahi bilmem, ona göre yatacağım. Ha, bunları edeyim de. Bu kadar şeyi ne toktun ortaya şimdi? Baba yarın taktım öyle demeyeceksin. Hı. Güzel oldu diyeceksin, şimdi ne yapayım? Lütfen bir şey yapayım ha. İşim bu, ne yapayım? Annenden gizli yapıyorsan burayı. Bakalım annene ne diyorsun? Ya sen sanki çok, sen benim suç ortağımsın. Ne ortağım? Evet. Annem duyarsa en çok sana kızacak. Ben ya derim ki babam güzel öyle istedi, gittim. Ben derim ki yalan değil. Kime inanır sence? Bana. Kime inanır? Her zaman evlatlar önde gelir babacığım. Neyse. Avukata hazırlık ettim. Ha bu gece ölürsem var ya gözüm açık giderim yani. Ben yatıyorum. Yat, sabah ben daha bunları dizip öteceğim. En geç şakayı bırak da 7'de buradan çıkacağız. 7 geç olur bence. Geç olmaz. Ancak hazırlanırız. Kahvaltı yaparız. Kahvaltıyı ne düşünüyorsun? Ben kahvaltılıklar mı akşam da hazırladım, koydum dolu. Ha bunları dizeyim, ben de yatacağım. Bak sen abini gördün. Burasını boynuzuna takayım. Burayı boynuzuna. Boncuğuna. Nazlı kızıma yaptım. Sen Serena da takayım abim. Esma'ya. Bu da güzel ama. Bunu da ben yaptım. Hadi git yat, kalk. Çok geldi mi böyle heyezan basıyor işte. Yatamıyorum ki. Hayırlı akşamlar, ben yatıyorum. Ben hadi geceler. Hadi Allah rahatlık versin. Yarın sabah erkenden görüşmek üzere. Hadi iyi geceler.
Evet. Bunun adı Honzo, yanındaki Agiş. Eskilerimizden yorduğumuz çöz ederken bunu aferin şiminin üzerine yani koyarlar ki yolda aksılık, sıkıntı, kaza olmasın diye. Böyle bir örf ve adet gelenek bizde. Dert, keder, huzur, hayatın içinde hepsini yaşıyoruz. Hepsi var. Allah nasip etti. Bu sene de işte çöt zamanı geldi. Yeyleğe yürüdük. Allah hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip eyle inşallah. Haydi, 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 haydi. Gel, hey, 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 hey. Dağlara kar kalmadı. Her taraf yeşillendi. Geldi yeyle zamanı. Gönlümüz neşelendi. Çöçettik gidiyoruz, hedefimizdir çavut. Çavuğu da yiyecek, muhlama ile yoğurt. Haydi evladım, haydi nazlı kızı. Haydi, hu 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 hu. İlerideki iki tosunla mozi. Geçen senenin buzağı. Biz onları özgür bir şekilde hiç bağlamadık. Kendimize alıştırdık. Daima çıkarttık. Gördüğünüz gibi Oğuzhan'ın peşinden ayrılmadan gidiyor. Biz seyirlerimizi pişinde eskilerimizden gördüğümüz gibi
yaz kış sıkarıp sularını dışarıda kapıda ağzan var, ağzandan su içerler. Bizim usul hemşin usulü. Yaylacılık usullerimiz hemşin usulü. Zaten kendimiz de hemşinliyiz. Sağ olsun oğlum da bu işe merak. Bizi de bu işe teşvik ediyor. Böyle az da olsa köyümüze örnek olalım. Sembol bir şekilde bu işi yürütüyoruz. Omlumuz vefa ettiği müddetse, elimiz ayağımız yürüdüğü müddetse bu yaylacılık işini eşim de çok seviyor. Onun için yapmaya çalışacağız. Evet, yaz geldi. Allah nasip etti, yine düştük yollara. Hayvanları süsledik. Kıştan beri püsküllerle uğraşıyorum. Hepsini tek tek ellerimle yaptım. Şimdi zamanı geldi, taktık. Allah nasip ederse istikamet kağıt. İnşallah hayırlısıyla gitmeyi nasip eder Allah. Gel evladım, gel hen 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 hen. Haydi. Gel oğul, gel hen 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 hen. Buralar, karşılar önceden hep karakovan meşeydi. Fendi işi çıkalı, meşeler bitti, karakovan işi bitti. Köyümüzün durumu bu. Gördüğün gibi köyümüz güzel bir köy. Yürüme başladık göçe. Yukarıdan arabaya koyacağız annemden gizli bir şekilde. Böyle bir plan yaptık babamla. Hem bir stres attık, hayvanlar stres attı. Annem de yaylaya bir yayla kana, yani yayladan bir önceki yaylada bizi bekliyor. Oradan o da göçe kaçılacak inşallah. Şimdi yukarıdan mezradan arabaya koyacağız inekleri. Arabayla yola devam edeceğiz. Sonra tekrardan Festival Düzü dediğimiz şenlik alanında indirip yaylaya kadar yürüyeceğiz. Yaklaşık 2 saatte yürüyeceğiz indirdikten sonra kamyondan. İnşallah hayırlısıyla gideriz. Haydi gel kızım, gel. Hey, hey. Haydi. Rize vilayetinde kültür seviyesi olan, en yüksek olan kısım hemşinlerdir. Bu 8 yıllık eğitim çıkalı bütün köyler olduğu gibi bizim köyümüzde de aşırı derecede göz verdik. Köyümüz bazı değerlerini kaybetmesine rağmen bütün her alanda değerli yetişkin insanlarımız var. Mesut Yılmaz'dan daha önce İzzet Aksal, ilk Rize milletvekillerinden ve yörede en büyük hizmeti olanlardan birisi. Köyümüzden yine değerli bir bürokrat var. TMSF Başkanı Fatih Rüştü Karakaş. Savcımız var Hüseyin Aksu. Doktorumuz var Mahmut Akyıldız. Devlet büyüklerimizden bizim bir rızamız. Ne yapıp yapıp köylerin tekrar şenlenmesi lazım. Yoksa tarım, üretim, her şeyden köyler koptu. Rahmetli Ecevit'in bir programı vardı, Çöydes programı. Onun gündeme geçse çok iyi olur. Gel Esma. Haydi evladım, haydi gel. Gel haydi, Sakine seni bekliyor, gel. Thank you.
Gel haydi. Koyayım ki o ezilirse o ezilsin. Atlar senin üstüne. Atlar sen. Oğlum oğlum oğlum. Dur peşine mozliyi atalım ki. Geri bağlayacaktın da darlatıyorsun. Tamam mı? Memiş amcası öküdüm bana biraz uzun oldu. Siyahını. Olsun bir şey oldu galiba. Evet. İyice kısala Memiş amca, az daha çek. Yok yok şey dur. Biraz şey olsun o yürüdü mü sıkıştırır abi. İlave keser bağını anladın mı? Yok diyorum da baba yok. Tamam, haydi bak. Tamam mı? Tamam, tamam. Haydi. Geliyor aşağı yuvayı yukarı çıkarken inadine 40 defa düştü an Turgut abiler gördü ya. Düştü baba boğuldu az daha bağladı ha. Thank you.
Keyfine düşünme oğlum. Keyfine düşme. Kardan aldın mı arabadan? Yaş 45. Yıllardır bu dağlardayız. Vatandaşlara hizmet veriyoruz. İneklerimizi taşıyoruz. Arabamızla. Bu araç 1975 model. 40 sene var bizde. Hayvancılık eskisi gibi pek yok. Böyle yapanlar var tek tük. Bütün yaylacılara selam olsun. Hadi. Kolaylıklar dileriz. Zahmetli işler, uğraşıyorlar. Biz bu yolu hep katırlarla, kendim de katırcılık yaptım. Hep yaya giderdik. Yaklaşık benim yaylam 30 kilometre köyden. Yaya kısa bakardık çöze, katırları yüklerdik, seyirleri alırdık onumuza. Akşama 4-5 gibi yaylamıza varardık. Geçmişte şartlar her ne kadar zor olsa da insanlık vardı, komşuluk vardı, insanlar birbirine bağlıydı. Saygı ve sevgi vardı aramızda. Son zamanlarda biraz bunları sanki kaybetmeye başladık gibi. Esma! Hadi! Nasıl koşuyor öyle bak! Köyler boşandı, insanlar, hele hele gençlerimiz birbirini tanımıyor. Artık akrabalık denilen şey zaten kalktı. Artık arkadaşlık oldu. Yani benim çocuklarım bile akrabasının yarısını tanımıyor. Bu vesileyle tekrar büyüklerimizden ricamız, ne yapsın yapsın, gençleri köylere teşvik etsinler, üretime teşvik etsinler, köylere dönüş sağlasınlar. Yoksa gelecek yıllarda her alanda olduğu gibi tarımda, hayvancılıkta daha çok dışarıya bağımlı kalacağız. Ne yiyip ne içtiğimiz belli olmadığı gibi bugün daha kötü günler bu şekil giderse bekliyor bizi. Hadi oğlum, hadi. Hadi evlatlarım, hadi. Enhi. Vallahi çok yorgunum. Geldim, ayı evi batırmıştı, her şeyimi kermişti. İyice de ineklerden ovuna gelmiştim. Evimi düzelttim, bugün de seyirlerim geldi. Allah'a şükür. Yoksa inekleriyle nebbedi yapamazdım. Çünkü her tarafı kirmişti. Tekrar bir daha denemişti. Bu sefer ağaç kirilince eve girememiş, kaçmış. Öyle evimi batırmıştı işte. Çok yoruldum içici. Ve Allah'a şükür düzene kurdum. Bugün de ineklerim geldi sağ selamet. Esma, vurma! Selamun aleyküm. Çık dışarı.
Yok kuşum, yok. Duman, kafanı duman eder ama. Geliyor anne. Nereye kadar cittiniz? Nereye kadar cittiniz? Şaka bulabilirim beni bakarım bir. Herkese selamlar, sevgiler. Aşağıdaki arkadaşlarıma da. Herkese selam, saygı ve saygılar dileriz. Hadi. Tamam, telefonla konuşuruz. Evladım, evladım. Dur anne. Takviye sıcak sıcak yürü. Yani bukti. Haydi gel. Özledin beni oğlum. Özledin mi? Irkı saf kangal. Bu bizim yani sanki bir insan evinde bir insana nasıl alışırsa biz buna öyle alışmışız. Kapıda bir gün sesini duymasak bize burada bir eksiklik hissederiz yani. Onun için öyle bakıyoruz. Çok değerli bir hayvandır efendi. Ahlaklı. Hiç kimseye dalaşmaz. Tutmuyor oldu. Bacaklarım çok ağrıyor. Seyirsiz peynir arama muhlamanın etine. Ben su koyuyorum.
kokladım da az oldu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel bana da say. Sarı bir de ben seni öpeyim. Bir de dedene hoş geldin de sarı. Sak. Adamla ne yaparsak. Hoş geldin Ahmet. Sen de bana hoş geldin yani. Hoş geldin. Buyurun da Ahmet özledin mi bizi? Özledim. Ne kadar? Çok Ahmet şurada çiçeğim dur oğlum. Şu resimde çiçeğim dur. Adını unuttum. Mehmet abi. Püskülleri beğendin mi? Beğendim. Ne kadar beğendin? Çok. Sen buzağını da yapalım. Kanalıya da yetiştirdim. Kime? Kanalıya. Ahmet bana bir bakar mısın? Yarın sabah 300'leri doğuşturuz alak mı? Benim kadın. He? Ben bir doğuşturalım mı? Tamam. Tamam. Thank you.